Efendim iyi akşamlar. Bir pazartesi akşamı bir bizim stadyumla dop dolu bir gündemle karşınızdayız. 16. haftanın geride kalan son maçı bugün oynandı ve Fenerbahçe deplasmanda, tabii İstanbul ama yine de deplasman sayılıyor, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Perşembe günkü oynayacağı Alanyaspor maçı öncesinde de morallendi. Hem bu maçı konuşacağız hem gündemdeki diğer konuları konuşacağız. Önce bir yorumcularımıza hoş geldin diyelim. Ayhan Akbin hoş geldin. Hoş bulduk. Giray Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Fenerbahçe bu maç çok zor geçer diyenler vardı ama çok kolay geçti hocam bu maçı. Ve 29 puan oldu. Zirvede ilginç bir tablo var. Bugünkü maçlardan sonra lider yine Beşiktaş 31 puanla, Alanya 30, Galatasaray 30, Gaziantep, Fenerbahçe 29. Ve böyle bir lig var. Hemen arkadan da Antep geliyor. Şimdi bir maçın bir yorumunu alalım önce. Giray Hocam ne diyorsun? Çok kolay geçti Fenerbahçe için maç. Öyle değil mi? Baykan, tabii Kasımpaşa'nın eksiklikleri bugün oyun olarak onlar çok etkiledi. Koyita'yı mesela, Aytaç'ı, Hayredenovic'i. Yani en dayanıklı, oyun ağırlığını koyacak, topu elde tutacak oyuncuları yoktu bugün. Artı kaleci bugün Ramazan çok kötü golleri yedi. Yani çıkılacak topa ne zaman çıkacak, hamle yapılacak. Oysa sürekli geçen hafta oynayan, çok iyi oynadı. Sürekli oynayan kaleciydi. Ama bugün iyi oynamadı. İyi oynamayınca Fenerbahçe tabii yakaladığı goller etkili oldu maç kazanmasında. Ama enteresandır yani. Hem sağda sol bek oynatıyorsunuz. Mustafa stoper oynatıyorsunuz. Mert ile Ozan'ı önde ikili oynatıyorsunuz. Yani kadroyu zaten görünce bir de kulübeye baktım. Neden? Mesela Lemos kulübede, Gustavo stoper. Yani evet. Lemos sakat mı? Hazır mı değil? Sosa zaten yedek. Samata yedek. Maç eksiği var belki. Fenerbahçe çok iyi oynadığı için kazanmadı. Yok. Bugün Kasımpaşa. Kasımpaşa. İyi oynamadığı için. Evet. Ben hatta maçtan sonraki yazımda da şunu söyledim. Gençler Birliği de Denizli'de Fenerbahçe'yi böyle yanılttı. Fenerbahçe rehavete girmesin. Çünkü bu galibiyette karşıda bir rakip yoktu. Bazıları şimdi buna kızıyorlar. Diyorlar ki yok efendim Fenerbahçe'nin oynadığına bakmıyorsunuz. Kasımpaşa'da oynamadı diyorsunuz. Oynamadı. Birinci devre Altay'a ben maç boyunca ya bir tane ya iki tane kalesine top geldi Altay'ın. Hiçbir atağı yok. Hiçbir şey yok. Ve o arada bir de bir offside'den bir pozisyon vardı mesela. O pozisyon ne oldu bilmiyorum. Vardı. Olsa 1-1 olur. Yani kesti hakem, kestiği için de VAR'a gitmedi. Yani orada bana göre çok yanlış. Hatta Fenerbahçe'nin attığı golde de eğer penaltılarda vuruştan sonra dokunmaya penaltı veriyorsanız buradaki vuruştan sonraki dokunmaya da faul verecektiniz. Evet. Rakip faul kullanacaktı. Yani evet. Madem bunları yapıyorsunuz bugün bu da olabilirdi. Ama oyun içerisinde Fenerbahçe'nin çok dominant olduğu bir gerçeği vardı. Fakat Kasımpaşa'nın bu kadar dirensiz oynayacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben Başakşehir maçında seyrettim. Daha önce seyrettim. İnanamadım yani. Şimdi maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'u dinleyeceğiz. Maçtan sonra maçla ilgili değil de gene maç dışına taşarak bazı yorumlar yaptı, bazı açıklamalar yaptı. Bakalım başkan neler demiş, nelerden şikayet ediyor bir dinleyelim. Sonra üzerine konuşuruz. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutlar. Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz. Allah bir daha böylesini göstermesin. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Sağ içi, sağ dışı. Gerek VAR odasında alınan kararlar. Standardı yakalamaya çalıştığımız bir ortamda standartsızlığın daha da arttığı. Bir nebze VAR'da verilen kararlarla aslında lig tablosunun da etkilenmeye başladığı bir dönemi yaşadık son birkaç haftadır. Şimdi bugünkü maça gelirsek aslında iki tane varlık pozisyon var. Bir tanesi bizim penaltı pozisyonumuz. En azından VAR'a çağırmalı diye düşünüyoruz. Sonlara doğru da bizimkini seyredebildim devre arasında. Kasımpaşa'nınkini seyredemedim. Ama onların da penaltısının en azından VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu seyreden arkadaşlar ifade ediyorlar. Maç 1-0 iken ki ilk yarı önemli dakika. Maçın kaderini belirleyebilecek bir dakika. Sizlere de tek tek sorduğumda, sen dahil, penaltı olduğunu ifade ettiniz. Şimdi biliyorsunuz biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak en azından benim başkanlık dönemimde asarız, keseriz, şöyle yaparız, böyle yaparız demedik. Demek de istemiyoruz, tarzımız da değil. Demediğimiz için zaman zaman
tepki de alıyoruz. Ama konulara en yapıcı, katılımcı bir şekilde, bütünsel bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Mektup yazdık Türkiye Futbol Federasyonu'na. Düşünebiliyor musunuz? Cevap dahi vermeyi tenezzül etmediler henüz. Yani biz belki bizim konuştuğumuz için anlaşılmıyor. Haftalardır gazetelerde yaşanan sıkıntılar, şikayetler, bütün kulüplerin, sadece biz değil. Bunlarla ilgilenen hususlarla ilgili son derece yapıcı, Türkiye'nin futbolunu yöneten arkadaşlarımız bir cevap dahi nezaketen yazmaya gerek görmüyorlar anlaşılan. En azından mektubunuz alınmıştır. Teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda cevap vereceğiz dahi bir, hani mektubumuzu aldık dair bir görüş verilmiyor. Kendi takımımıza gelince biz aranın çok zamanında geldiğini, sakatlıklarımızın düzelmesi için bize zaman, ihtiyacımız olan zamanı vereceğini düşünürken evet 4-5 sakatımız geri geldi ama Covid ile beraber 6-7 tane firemiz vardı. Burada ikinci yarı giren bazı oyuncularımız kısmi sakatlıkları vardı. Buna rağmen arkadaşlar, futbolcular çıktılar. İyi mücadele ettiler. Elinden geleni yaptılar. Doğru istikametteyiz. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Gollü kazanmamıza sevindik. Önemli bir Alanyaspor maçından önce 3 puan almaya sevindik. 3 puan kadar sevini bir konuda gol yemememiz. Belki devre arası 1-2 dokunuşla daha da istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Evet başkan, yine federasyonla, işte hakemlerle, penaltılarla yorumlar yapıyor maç sırasında. Tabii o kendi bileceği iş, kendi stratejisi, kendi politikası. Biliyorum ama burada Aya'nın dediği gibi kaybeden teknik direktör de yönetici, hangi takım olursa olsun fark etmiyor. Hemen ya VAR'a ya hakemlere, değil mi Aya'n? Yani kaybetmeye kimsenin tahammülü yok. Ki bugün Fenerbahçe kazandı. Bir de Alanyaspor maçında öncesinde de Kasımpaşa ciddi bir rakip yani. Zor geçeceğini düşündüğü bir maçı kolay kazandı. Hocam şunu soracağım. 1-2 dokunuş yapacağız diyor başkan. Fenerbahçe'nin nerelere dokunuş lazım? Nerelerine? Yani Fenerbahçe... Geniş kulübede bir sürü insan var bugün. Ama o 1-2 dokunuş diyor. Bir kere herhalde bir takım 5 senedir İki tane yan yana oynayacak stoper bulamıyor. Geçen sene Jailson oynuyordu. Ondan önce Mehmet Topal oynuyordu. Bugün de Gustavo stoper oynadı. Sadık sol bek oynadı. Stoper mi alacak, almalı? Şimdi Gustavo'yu eğer oynatıyorsanız stoper, demek ki oraya Sadık sol bek oynatıyorsanız. Öbür alınan, bu sene büyük ümitlerle alınan Lemos kulübede. Demek ki güvenmiyorsunuz. Peki bu transferleri kim yaptı? Şimdi transferleri yapacak olanlar onlar da yaptı. Yani şimdi 1-2 dokunuş kim yapacak? Şimdi mesela bazen kızıyorlar ama diyorlar ki mesela sene başında bir ara biliyorsun takım iyi giderken işte Emre abi. Peki Emre abi mi yaptı bunları? Emre Belezoğlu mu yaptı? Erol Bulut mu yaptı? Kim yaptı? Yani Lemos sakat mı? Bilmiyorum. Ben stoper, büyük ümitlerle alınan stoper kulübede oturuyor. Gustavo stoper oynuyor. Yani bugün Fenerbahçe'yi şöyle öz eleştiride bulunması lazım kendini şöyle. Çünkü rakip hiç var mı yok mu hazırlık maçı oynar gibi bir rakiple oynadı yani. Hiç onu ciddi şekilde rahatsız edecek bir rakiple oynamadı. Ama şimdi yeniden mi stoper alması lazım? Ya da kime, ne eksiği var Fenerbahçe? Yani Fenerbahçe takım belli ki stoper alacak. İyi stoper nereden bulacak peki şimdi? Belli ki bir kanat oyuncusu da alacak. Kanat oyuncusu. Kanat oyuncusu alacak çünkü Sinan'ı oynattı bugün kanatta. Ferotti var. Solbek sağda oynattın. Stoper Gustavo'yu oynattın. Yani 1-2 dokunuş nereye yapılabilir? 10 numara. Ama Caner'le, ama belki orta sahanın merkezine bir oyuncu alır. Yani Ozan'la Mert Sosa belki çok hani onu istedikleri tempoda çıkmadı. Şimdi hocam sana şey soracağım. Trabzon cephesinde Trabzon'daki yok. Sosa buraya geldi. Sosa'ya ne oldu? Ya Sosa İstanbullu oldu. Ya Trabzon'da abiydi. Trabzon'da hocaydı. Trabzonspor'un kaptanıydı, lideriydi. Takımın her şeyiydi. Yöneticiler onunla çok samimiydi. Şimdi orada ona büyük destek vardı. Taraftar vardı. Taraftar onu her zaman bağrına basıyordu. Burada taraftar yok şu anda tabii. Taraftar olmadığı için yöneticilerle anlaşması nasıl? Belki Sosa içeride çok bocalıyor şimdi. Kimle orada 4-5'te bir şey var. Yönetim var. Ama Sosa Trabzonspor'da kendi başına her şeyi yapan birisiydi. Dolayısıyla o sorumluluğu alıyordu üzerine. Yani hata yapsa bile Sosa yaptı oluyordu. Ama hata da yapmıyordu. Çok oynuyor. Sosa'nın biz kalenin önünde çok top çıkarttığını gördük. Yani o kadar da geriye gelen. Ben hayretler içindeyim. Yani bugün
Sene başına dönsek, sıfıra, en başa dönsek, bir anket yapsak Fenerbahçeli taraftarlar arasında. Desek ki ilk alınmasını bu isimleri de yazsak. Bunlar alınmasını düşünüyor şu andaki takımdan. Açık ara Sosa çıkar. Ama abi bak Sosa şimdi Fenerbahçe'yi şöyle düşün. Bugün Mert'le Ozan oynadı. Evet. Çok top kazanır mı? Yok. Çok çabuk oyuncular mı? Yok. Agresif oyuncular mı? Yok. Yok. Orada Gustavo oynadığı zaman da yok. Evet. 3. Sosa oynadığı zaman o da çok agresif oynayan bir oyuncu değil. O da çok top kazanmaz. Yok. Dolayısıyla Pekas zaten hücuma dönük oynuyor. Peki burada Sosa'yı oynatabilecek kim olabilir? Belki buraya çok canlı, agresif, top kazanacak bir 6 numara düşünüyorlar. Belki Fenerbahçe takımı. O stoperleri de rahatlatır burada. Ama şimdi benim kafam karışıyor. Ya burada şimdi sağda sol bek oynatıp Gustavo'yu sol bek stoper oynattığınız zaman kenarda bekleyen stoperi siz taca atmış oluyorsunuz. Onu yani bitirdiniz. Eğer sakat değil, eğer zaten orada kadroda olması. Evet. Değil mi? Şimdi o futbolcu diyor ki ya orta sahadan oraya adam çık, ben oynamıyorum diye düşünüyor. Yani orada büyük bir şeylik var. İkilem var. Ne yapacaklarını acaba biliyorlar mı? Ne yaptıklarını biliyor. Yani eğer burada Gustavo'yu stoper oynatıyorsanız o zaman Gustavo'yu da belki göndereceksiniz. Öyle mi? Size orta saha lazım. Orta sahadaki oyuncuyu geriye... Gustavo'yu mümkün değil göndermez. O zaman hayır. Nasıl bir iş? Mert buraya, Hakan'ı göndermez. Buraya stoper alacaksın. Şimdi Mert Hakan, Ozan, Gustavo. İkisini keseceksin burada. Tabii. İkisini keseceksin oraya bir oyuncu aldığın zaman. Yazık günah değil mi bu kadar paraya yani? Ya Valencia'dan, Samata'dan, Thiam'dan, Cisse'den, Perotti'den, Pelkas'tan, yani Ferdi'den. Bana göre Fenerbahçe takımı transferi yaparken aynı tip oyunculara yönelmesi ve belirli bir bölgelere çok oyuncu alması hataydı. Hatayı orada yaptılar. Yani şimdi sol bek, sağ bek şimdi Nazım oynuyor. Gökhan da yedi. Yani Gökhan da yok şimdi bak. O zaman ne çıkıyor? O zaman niye aldın Gökhan'ı, niye aldın Caner'i? Daha genç, daha dinamik. Şimdi Novak aldın, Novak yok. Öyle mi? Sadık, evet. Solbek. Şimdi Caner yok. Milli takımda, Novak kendi milli takımında Sadık Solbek oynuyor çocuk. Evet. Gerçi biri korona rahatsız, biri sakat. Novak da sakatlanmış. Kadroda yok. Hayır da. Yani iki tane Solbek alıyorsunuz. İki tane Solbek. İkisi de milli. İkisi de milli. İkisi de milli. İki tane Sabek. İkisi de milli. İkisi de milli. İkisi de bizde amilli. Şimdi ama burada stoper dışarıda. Orta saha göbekte. Orta sahadaki oyuncuların top kazanmaz. Hangisi top kazanacak? Ayhan sen nasıl baktın bu maça bugün? Ya ben bu üç büyüklerin ya da büyük şampiyon dört büyüklerin kendi aralarındaki maçların dışındaki bütün maçları bu büyük takımların kazanacağını düşünüyorum. Kazanıyorlar. Öyle olmuyor. Kazandılar ama genellikle kazanıyorlar. Yani sürpriz oluyor Galatasaray'ın kazanamaması gibi. Hepsi kazanıyor veya arada bir işte Fenerbahçe üst üste 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu hafta kazanamadı. Karagümrük'e yenildi. Bir şeyler oluyor. Beşiktaş'a da benzer şeyler oldu. Esas şampiyonluğu belirleyen kendi aralarında oynadıkları maçlar. Hepsi bu diğer takımlar Anadolu takımlarına karşı kazanıyorlar. Kendi aralarındaki maçlardaki kazanmaları şampiyonluğu belirleyecek. O şekilde sonuçlanır bu iş. Ben Sosa'nın oynayacağını düşünüyorum. Normal şartlarda Sosa her zaman şu 26 kişilik 27-25 neyse bilmiyorum tam rakamı Fenerbahçe kadrosunda her zaman oynar bir oyuncu. Banko yani. Banko oynar Sosa. Sanırım onu da oynatacaklar. Ya bizim de ben şimdi Galatasaraylıyım. Mesela Galatasaray takımı çıkıyor sahaya 11. Ben onların içinden 2 tane 3 tane oyuncu evimde seyrederken veya maçı seyrederken nerede seyrediyorsam muhakkak
Fatih Hoca'yla farklı düşündüğüm 2-3 oyuncu oluyor. Niye oynuyor bunlar mı diyorsun? Fenerbahçe'de de oluyor. Tabii. Beşiktaş'ta da oluyor. İyi tanıdığım takımların hepsinde bu şu oynamalı diyorum. Mesela Fenerbahçe'de ben yetkili olsam, teknik direktörü ben olsam Sosa'yı oynatırım. Oynatırım evet. Yani. Vazgeçmem Sosa'dan. Hayır be şimdi Ayhan şöyle Pelkas'ı da oynatırsın. Değil mi santrofor arkası? Sosa'yı ben Sosa'yı bir oynatırım da. Sosa'yı oynatırsın. Ondan sonra göbekte, bakarım. Onun yanında o zaman Sosa'yla Pelkas varsa bir de burada top kazanacak bir oyuncu lazım. Bu Mert mi olur, Gustavo mu olur, Ozan mı olur? Ben şimdi... Bunlar belki buraya bir oyuncu düşünüyorlar yani. Şimdi bak geçen sene bu Gustavo iyi maçlar oynadı. O kötü bir oyuncu değil. Ama biraz böyle top çalmada düşüş gördüm onda. Eksikliği vardı. Yaşı şimdi, da var tabii yani. Mert Hakan'la Ozan'ı top çalarlar diye, kazansınlar diye oynatıyorlar ama onlar da demin sen de söyledin zaten. Yapamıyorlar yani yoklar. Çok de, top kaybıyla da oynuyorlar. Bir de Erol Bulut Hoca'yı maçtan sonra dinleyelim. Bakalım o ne demiş bu 3-0'lık galibiyetten sonra. Devam edelim sonra. Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakiplerimiz 1 puan, 3 puan önümüzdeki de alanlar oldu. O yüzden kesin kazanmamız gereken bir maçtı. Başakşehir galibiyetinde 3 puan. Bugün daha da önemli hale geldi 3 puan açısından. Futbolcularımı tek tek hepsini tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdiler. Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyetten dolayı. Kapanan rakiplerinden karşı ne çalışılması gerekiyorsa biz bunların hepsine çalışıyoruz. Bundan herkes emin olsun. Ha, bazı maçlarda istediğimiz olmuyor. Bazı maçlarda doğru tercihleri kullandığımız zaman istediğimiz sonuç ortaya çıkıyor. Bu sakatlıklar olacak. Yoğun maç programı. Maçta sakatlanan arkadaşlarımız oluyor. Bazen antrenmanda gerçekleşebiliyor. Bunlar olacak. Önümüzdeki haftalar da olacak. Bunları zaten sağlık ekibimiz en iyi şekilde gidermeye çalışıyor. Hafif sakatlıkları devam eden birkaç arkadaşımız vardı. Sonra da oyuna girip oynayan arkadaşlar çok iyi performans gösterdiler. Sadık söylediğiniz gibi sol bek pozisyonunda ilk kez oynadı. Müthiş oynadı. Rakip karşısında hemen hiçbir hata yapmadı. 25 futbolcumuz hepsini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. 4-5 puan daha fazlamız olabilirdi. 48 kaleye çekilen şutun %15'ini iyi değerlendirmiş olsaydık şu an farklı yerde olabilirdik. Ama futbol bu. Çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Benim bugün tabii maçta bir de yadırgadım şu. Rakip hiç üzerine gelmiyor. Maç kopmuş. 5 tane oyuncu değiştirme hakkım var. 4'ünü yapmışım. Yani o 3 tane pırıl pırıl genç var. Biri Ömer Faruk olmak üzere. Ya ondan neden hocalar bir 10 dakika sokmazlar 15 dakika sahaya? Abi Ömer Faruk oynasa zaten Paris Saint Germain alır Ömer Faruk. Ya ben belki de transfer yani yapmaz ben, belki de. Ben böyle bir şey görmedim yani. Ya böyle bir yetenek yakalamışsın. Böyle bir oyuncu var. Bir tek Ferdi mi vardır burada ya? Yani tamam Ferdi'yi koydun Ömer Faruk da koy. Zaten rakip gelmiyor sana ya. Evet. Ya inan bak Ayhan sana bir şey söyleyeyim. Bak Ömer Faruk bilmiyorum izledin mi başka şeyler. Yok farkında değil. Ya bir... Ya oynasınlar, bak Ömer Faruk oynasınlar, Fransa'dan hemen iki takım gelecek. Abi şöyle bir şey oluyor. Hep bizim oynadığımız takımlarda da genç oyuncular vardı. Eğer ben yedek kulübesindeyken öyle genci bir soktu mu hoca, zaten problemiz oynamayınca. Bir de şimdi onu soktu mu problemin problemi. Oluyor. O ben varken... Ama ben oyuna sokma dakikası 80 mesela. İşte 80. O da rahatsız eder mi yani? Eder. Onu eğer ben varken orada o genci sokuyorsa hemen diyorsun ki ya kardeşim zaten... Ayhan bizim zamanımızda hemen. İki değişiklik var. Böyle yavrum, bir şey oluyor. Maç başı tamam. Yoktu. İki değişiklik var. Şimdi beş değişiklik abi, var. Maç var da, başı var. Orada devler var. Çarşamba maç var. Salı devler maç var. Pazartesi var. Korona var. Bilmiyorum şey... kadroda ya kulübede kimlerin olduğunu ama. Kulübede Lemos var. Stoper. Evet. Samata. Diğerlerinin hepsini oyuna aldı. Sosa'yı aldı. Tamam işte. Ferdi'yi aldı. Şimdi onlar varken. Ki aldı Ferdi, onları. Tamam işte abi. Başka alıyor. Kalmadı kimse. Bir Lemos kaldı. Lemos'la 3 tane genç kaldı. Bir tamam. De oyuncu değişikliği hakkım var. Şimdi stoperi almayacağına göre 3-0'lık maçta. İşte o hep
abi gençler... Abi sen kendi dönemini anlatıyorsun. Abi kendi dönemi değil. Bu şimdi dönem... Bak, senin bak, dediğin şu. Sosa, Samata, Çisse, Ferdi varken Ömer Faruk olsa hadi bir yerde aklını hocam sıkayacak. Bak bir şey söyleyeceğim. Bizim dönemimiz diye bir şey yok. Hem antrenman şekilleri, hem antrenmandan ve maçlardan sonra, önce ve sonra hocaların konuşmaları... bizim zamanımızda neyse... Yok yok, sayısal anlamda. Hayır yani, yok yok şu... Sayısal anlamda 5 tane değişme hakkım var. O zaman 2 tane değişme hakkım. Biliyorum onu... Yani orada şimdi 16 kişi almasa... Sizin zamanınızda evet. Diyor da... Hayır, bizim, hayır sen bak, diyorsun ki senin zamanında kurtlar vardı kulübede. Şimdi kulübede bir Lemos var, 3 tane de genç var. Bir de kaleci Harun var. Ya, oyuncu değiştirme. Lemos ne diyecek abi? Tavır mı koyacak? Zaten başta koyarsa... Baştan stoper oynatmamışsın, Gustavo'yu oynatmışsın. Tavır koyacaksa... Zaten koymuştur ona tavrını. Neyse, koyamaz bir şey o. Ona, zaten o razıdır. O aldığı parayı var. İşte, avantaj. Şimdi. Ha? O zaman genci oynatmak için avantaj. Ya, genci, başka da kimse Hatırlık yok. Farısı. Dördünü abi, de almışsın. Müthiş ya, bir oyuncu ya. Tamam da sanki ha, ben, işte sen de ben yapmışım ama gibi ama sen bu senin kafanda böyle düşünce olsa almazlar oyuna. Böyle hala diyorsun ki tavır koyar diyorsun. Oynatmamış işte. İşte o ben zaman benim söylediğim doğru demek ki. Ama sen bana destek olacağına diyorsun ki orada kurtlar var tavır koyar abi diyorsun. Koyar ya tavır. Kim koyacak abi? Şimdi, Lemos mu koyacak? Bak abi şöyle bir şey var. Mesela bir oyuncu oynuyor 3,5 milyon euroya. Bir oyuncu oynuyor 3 milyon ya euro. Ya öyle bir şey yok dünkü tabloda diyorum ben maç, sana. Ya. Kulübede 4-3 tane genç bir de Lemos var. Oyun 80. dakikada maç 3-0. Tamam. Alamaz mısın bir tane genç? Alırım. Al hala sen diyorsun ben onu söylüyorum. Almamış ama. Almadı işte. Niye? Antrenörü eleştiriyorum ben işte. Niye ben soruyorum. Ben de belki çekilmiştim. Şimdi mesela bakın buradan başka bir yere geleceğim. Ben bunu hafta arasında yazdım. Sosa meselesine. Şimdi burada mesela başkan çıkıyor konuşuyor ya. Mesela ben başkan olsam ben bunun hesabını sorarım. Ali Şen 1995-96 sezonu Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Antrenör Carlos Alberto Parreira. Dünya şampiyonu yapmış. Brezilya'ya gelmiş. Adam Ali Şen anlatıyor. Diyor ki bu şeye transfer etmişim. Gol kralını diyor Antep'ten. Boliç'i. Diyor ki diyor bunu nereden aldınız? Bunu nereden? Ya bu adam gol kralı. Hocam. Adam diyor Boliç'i silmiş diyor. Daha ligin başı düşünmüyor diyor. Boliç'i çağır. Bir gün diyor Boliç bana eve geldi diyor. Levent'teki evime. Başkan beni demiş Bursa istiyor. Bu antrenör de beni oynatmıyor. Beni bırak ben gideyim. Ya nasıl gidersin ya? Oynatmıyor beni demiş. Başkanım oynamayacağım ben geçen senenin gol kralıyım. Siz beni gol kralı diye aldınız ben buraya filan. Neyse sen demiş bekle. Hemen diyor arabayı yolladım şoförü Parari'yi eve çağırdım diyor. Şoför gitti Parari'yi Levent'teki evine. Aynen yerler mekanlar da bu. Levent'teki evime getirdi diyor. Hoca da geçti karşıma. Hocam demiş bu Boliç'i bu haftadan itibaren 5 hafta oynatacaksın. Kendi kalesine gol atsa bile oyundan çıkarmayacaksın. Parari'ye demiş ki ya başkan ne diyorsun demiş ya. Evet demiş. 5 hafta oynatacaksın. Ve bunu oyundan almayacaksın. 5 hafta sonunda kararını ver demiş. Ama 5 hafta çok kibar bir insandı diyor Parari'ye. Hakikaten çok biliyorsun mülayim bir insandı. Peki demiş gitti diyor. Çünkü patron benim diyor. Boliç'i de çağırdım. Demiş ki kendi kalene gol atsan 5 hafta. Abi o sezon diyor o haftadan itibaren Şota'nın arkasından gol krallığı sırada 22 gol attı. 40 sene sonra Manchester United'ı yendik orada golü Boliç attı diyor. Yani nereye geleceğim? Sosa'yı demin anlattım ya. Başkan işte bu tür durumlarda çağıracak. Diyecek ki bu adamı oynat. Yani değil mi? Hani çünkü kötü bir adamdan bas ya da bir tane genç oynat diye. Ben mesela başkan olsam bugün ya hocam tebrik ederim de şu gençlerden birini bir 10 dakika kala niye sokmadı? Bu Ömer Faruk dediği gibi yani. Mesela şu, bu çocuk şu ana kadar İmzala diyorlar, imzalamıyor. Çocuğa transfer teklifleri var. Barı genç bir yetenek. Gidiyoruz. Gidebilir de yani. Neyse, Beşiktaş'a gelelim. Sen böyle düşünme yani bir de. Gençlerin yol önünü aç. Bak Galatasaray'da gençlerin, geçen hafta konuşacağız. Taylan maylan dedim, bir Taylan gitti, orta saha gitti Galatasaray'ın. Evet, Beşiktaş Kayseri'de son dakika penaltı golüyle kazandı. Tartışıldı, var konuşuldu ama kazandı, lider oldu. Sergen Yalçın'ı dinliyoruz. Beşiktaş'a geçelim. Zor bir oyundu. Rakibin bu kadar kapalı oynamasını bekliyorduk oyunun tamamında. Ama açmak için varyasyonları denedik. Uzun bir süre açamadık. Belki maçın başında verilen penaltı gol olsaydı oyun çok daha farklı bir yerlere gidebilirdi. Ama oyunun son bölümünde istekliydik, arzuluyduk, iyi savunduk. Rakibin kontrol yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil. Çünkü Kayseri Spor'un da pozisyonu gereği
puana ihtiyacı var. Onların da sahada mücadele etmeleri, savaşmaları, puan almak için her şeyi yapmaları gayet normal. Böyle maçlar doğal olarak zor oluyor. Kalemizde pozisyon çok az veriyoruz. Öyle bu akşam hemen hemen çok pozisyon, herhalde pozisyon vermedik gibi bir durum var. Zannetmiyorum pozisyon olduğumu, herhalde olmadı gibi. 4 maçtır gol yemiyoruz. İyi savunma yapıyoruz. Uzun zamandan beri bu pozisyonu yakalayamadığımız için tabii ki önemliydi bizim için. Ama bizim için maç kazanmak çok daha önemliydi. Beşiktaş her zaman liderliği oynar. Beşiktaş her kulvarda şampiyonluğa oynar. Bu bizim için çok övünülecek bir durum değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama 4 maçtır gol yemiyoruz. Maç kazanıyoruz. Mücadele ediyoruz. Oyuncularımın bu övgülere çok ihtiyacı var. Bence müthiş oynuyorlar, müthiş mücadele ediyorlar, iyi konsantre oluyorlar. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Kazanmak için oyunun son dakikasına kadar her şeylerini veriyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün övgüyü de oyuncularımın üzerine gönderiyorum. Eğer mümkün olursa, becerebilirsek takımı güçlendirmek istiyoruz bir iki oyuncuyla. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başkanımıza ve Emre Kocadağ'a da hastalıklarından dolayı acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede onlar da bizim yanımıza geri dönerler. Evet hocam, geçen haftaki maç çok tartışıldı. Onunla ilgili de açıklamalar var. Biraz sonra onu getireceğim ekranlara. Sergen Yalçın'ın Kayseri Spor maçı. Bu arada neyse konuşalım. Kayseri Spor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Onu birazdan konuşacağız. Ne diyorsun maçla ilgili? Evet, geçmiş olsun Samet Hoca'ya. Yani çok evet, şu başarılı, anda, deneyimli bir hoca. Onu da konuşalım. Samet Aybaba gider gitmez hemen arkasından Kayseri Spor nasıl oluyor, ne yapıyorsa Dan Petrescu ile anlaştı. Dan Petrescu Romanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biriydi. İşte yani sağda giden. Sağ bek Dan Petrescu. Bu Galatasaray'a karşı da oynamıştı biliyorsun. Tabii. Evet. Ama Roma Milli Takımı. İngiltere'ye gitmişti bu. Chelsea'de oynadı 4 yıl. En iyi kariyerinde önemli futbol takımları var. Tabii Chelsea'de 4 yıl oynadı. Nasıl oluyor? Şimdi ben şunu merak ediyorum. Samet Hoca maçtan sonra gidiyor. Hemen gece mi anlaşıyorlar? Önce mi anlaşıyorlar? Nasıl oluyor yani? Samet Hoca ile görüştün mü hocam? Görüştüm bugün Samet Hoca'yla. Samet Hoca'yla konuştun mu? Tabii. Üzgün Samet Hoca. Çok üzgün bugün. Kayseri'deydi. Bugün ayrılacaktı Kayseri'den. İstanbul'a gelecekti. Dan Petrescu olayı belli olmuş muydu? Yok. Belki hoca duymuştu ama ben Dan Petrescu'yu bundan 3 gün önce Türkiye'ye gelecek diye bir haber çıktı. Allah Allah. Evet. Onu bir araştır Faik abi. 3-4 gün önce bir sitede Dan Petrescu Türkiye'ye gelecek, Türkiye'de takım çalıştıracak. Çok istiyorum Türkiye'yi diye. Allah ben Allah. Bunu okudum. Demek ki Dan Petrescu var. Çünkü ben iyi bildiğim bir grup. Yani sen de biliyorsun Roma'ya gittiğin zaman, Hacı'ya transfer teklif ettiğin zaman. Ben de Hacı'yı Trabzonspor'a getirecektim. O zaman işte Dan Petrescu, Popescu, Lakatuş, Hacı, büyük bir, çok iyi takımları vardı bunların. İyi de sabitti. Ama erkenden bununla demek konuşulması orada bu işin bir hafta öncesinden hallolmuş gibi olması. Bu hoca da belki duymuştur bunu. Ama sen Kayseri Spor çok iyi oynadı. Şimdi sanki konu Kayseri Spor'a 30 Kasım 2020'de son takım Romanya'da CFR Kuluş takımını bırakmış 30 Kasım'da. Bir ay sonra buraya geliyor. Ama var demek ki bir bağlantı var. Hayır, o zaman yani maçtan önce mi anlaşıyorlar? Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum. Abi, bence maçtan önce anlaşıldı bu. İşte kaybedilirse Beşiktaş'la oynuyor. Yani muhtemelen kaybedebiliriz. Yani. İşte berabere de bitiyordu maç. Evet. Tabii. Neredeyse berabere bitiyordu. Ya hoca ne diyor? Samet Hoca ne diyor? Hoca işleri yani Samet Hoca güzel değil ya. Tabii biraz üzgün ama yalnız kaldığını ben anladım Samet Hoca'nın. Yani yalnız bırakıldığını. Yöneticilerin çok çok iyi yöneticilik yapmadığını ben gayet sezinledim. Gayet iyi başladı. Burada biliyorsun 10 kişiyle Galatasaray beraberliği çok iyi oynadı biliyorsun. Abi 89'a 90'a kadar maçı götürüyorsun, önde götürüyorsun. Bir penaltı, işte bir kırmızı kart. Konya maçında 1-0 öndesin. Kırmızı kart. Çift sarı karttan. Son dakikada kaybediyorsun. 90'da burada mesela Ersin'in kurtardığı bir top var. Olmasa evet. Bu maç mı? O frikik mesela müthiş. Ersin de orayı iyi tuttu. Barajın üstüne atsa belki orada olmayacak. Orada 1-1 olacak maç. Maç bitecek. O top döndü, geldi. İkinci gol oldu mesela. Penaltı mıydı son dakikadaki sence? VAR'ın çağırdı. Beşiktaş'ın kazandı. Ya çok
Düşündüm onu. Bilmiyorum. Bir forvet oyuncusu olarak sana soruyorum. Aslında demin yayından önce onu söyledim. Rahmetli hoca kaymayı öğretmişti bize. O ayakla kayarsan pozisyon gözünün önüne geliyor mu? Evet. Sol ayağınla kaydığın zaman ona penaltı ayağı deniyor. Yanlış ayak yani. Şimdi evet. Onkudu geçmiş onu. Sağ ayağınla kayacaksın. Sol ayağın dizini kıracaksın. Arkanda kalacak. Sağ ayağınla adamın önünden taca veya kornere vurursan. Aynen, bravo. Seni tebrik ediyorum. Tamam, şimdi bunun devamını anlat çünkü ara vermek durumundayım. Bu kurslarda sürekli söyleniyor şey. Müthiş bir şey. Evet, kursluk bir şey anlatıyorsun. Ben bunu mesela hiç bilmem, dikkat etmedim. Evet. Bunu reklamlardan sonra biraz konuşalım. Efendim kısa bir aramız, tekrar birlikteyiz. Evet, gelelim Galatasaray'a. Galatasaray yine avantaj kaçırdı. Çünkü kendi sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve liderliği Beşiktaş'a bıraktı. Çünkü Galatasaray bu maçı kazansa 32 puanla gene liderliğini sürdürecekti. Taylan önemli oyuncu demiştim hocam. Bu maçta oynamadı. Fakat anlamadım şu, 10 kişi kalmasına rağmen, 11 kişi olmasına rağmen Alanya böyle bir hani eski tabirle Çanakkale geçilmez oynadı. Yani o beraberliğe dünden razı bir havadaydı Ersun Yanal. Öyle mi? Şimdi ben de ona zaten... Mesela Podolski neden oynamadı? Podolski'nin başka bir sebebi vardı. Podolski bir tweet atmış galiba. Ama tweette şey diyor ki ben Galatasaraylı bir eski oyuncuyum. Evet. Amacım tabii ki takım için gol atmak ama gol atarsan sevinmem diyor. Olabilir. Şimdi bu yani Gökhan Gönül Beşiktaş'tayken Fener attı, sevinmedi. Bunlar yapıyorlar futbolcular bunu. Bu taraftar grupları abi sosyal medyada çok etkili oluyorlar. Çok etkili oluyorlar. Bazı hocalar da bunun etkisi altında kalıyorlar. Eğer orayla temasların varsa, da bunun etkisinde kalıyorsun. Şimdi Galatasaray takımı 10 kişi, Antalyaspor biraz hücum yapsa, yani derli toplu top oynasa, biraz pas yapsa ama sırf koşma üzerine kurulmuş. Galatasaray 10 kişi yine Antalyaspor'u yenecek görüntü çiziyor. Ama kaç dakikadır da 10 kişi oynuyor. Biraz hamle yapıp Galatasaray'ı yenemez misin? Yenersin. Abi sanki deplasmanda bir puan almak ama içerideki 6-0'ın evet ama şey, konuştu. Ben dinledim. Maçtan yani sonra 3 puan al tam rahatla. İşte yenilmemek bak, üzerine dedi. Çünkü 6-0 yenildi ya içeride. Evet. Bunu da kaybetse ama tehlike bak, çanları çalacak. Rakibi, şimdi bu hafta kimle oynuyor bilmiyorum. Rakibi böyle yakalamışsın rakibi. Bu hafta rakibi. Biliyorsunuz maçlar hemen bakalım. Kim abi var değil mi burada? Rakibi böyle Antalya yakalamışsın. Spor kimle oynuyor? Şimdi Antalya Karagümrük'le oynayacak. Bak Karagümrük yener Antalya'ya Antalya'da. İşte, Karagümrük'le eksik oyuncuları vardı. Evet. Karagümrük'ün eksik oyuncuları vardı. 4 tane oyuncu oynamadı şeye, hocam, Trabzonspor'a karşı. Bak çok hocalık yaptın. Çok badireler atlattın. Ben ürperiyorum ya. Şu tam şeyin... Samet Hoca'nın gelişi, geldiği gün ilk maçında konuşmuştuk yolda buraya gelirken. Yani biz gelip burada yorum yapıyoruz. Adamlar orada bir futbolcu yanlış ayakla kayarak hem takımın kaderiyle oynuyor evet, hem hocanın... Antalyaspor çarşamba günü Karagümrük'le oynuyor. Maçın evet, hakemi de Hüseyin Göçek. Kaderiyle oynuyor. Şimdi Samet Aybaba ne zaman hangi takıma tekrar hocalık yapacak? Zorlanıyorsunuz biz, tabii. Bu sefer de zorlanıyorsunuz. Tabii zorlanıyorsun. Tabii. Hep seni geri atmıyor mu hocam? Tabii çok iyi ilişkilerden atıyor, birisinin aklına geleceğin de birisi şöyle demesi gerekiyor. Ya ben Samet Hoca'yı beğenirim. Kayseri Spor'da da büyük talihsizlikler yaşadı. Aslında fena gitmiyordu. Kaybettiği maçlara bakarsan falan diye bir yönetim kurulu üyesi. Ya bir de düşmüş takım. Veya bir başkan. Sen Kayseri Spor. Normalde düşmüş takım değil mi Faik abi? Düşmüş takım. Sen bu senelikte kalıyorsun, yine düşmeye en büyük namzet sensin çünkü 4 takım düşecek. Şimdi burada Türk futbolunu bilen gençlerden oynat. Senenin hazırlığını yap. Hem ligde oynatmış olursun onları, hem deneyim kazandırmış olursun, hem de yabancılarını seçmiş olursun. Ona göre onları tutarsın, ekonomini düzeltirsin, çıkarsın bir dahaki sene çıkarsın. Ama bu sene şimdi biraz para harcayacaklar. Yabancıyı aldılar, ligde tutunmak için. Hadi biraz sonra konuşacağız. Bu arada Futbol Federasyonu takım harcama limitlerini de bugün açıkladı. Mesela tabii Kayserispor'un çok limiti yok. Vermemişler onlara. 69 bin liralık bir limit var. 69 milyon. İnanamıyorum. Galatasaray 500 milyon, Fenerbahçe 400 milyon.
Yani batın diyorlar yani. 4 yani milyar, 3 milyar diyor, borcunuz harcayın, var. Harcayın diyor. 3 milyar borcunuz yani var. Ömer Faruk'u oynatmayın diyorlar yani. Harcayın diyor. Tabii ya. Evet. 3 milyar borcum var 3,5 yap. İnanılır gibi. Bunu yapabilir misin Avrupa'da? Kolay mı bu işler ya? Abi. Sen 8,5 milyon euro santrafora veriyorsun. Hocam. Öbür santraforu 10 milyon euroya mal ediyorsun. Kimse demiyor ki. Kardeşim bu borcu kim yaptı Galatasaray takımına? Hayır. Evet. Ben sana şimdi soruyorum. Galatasaray takımında 2 tane santrafor. Birini Türkiye'de izlemişti almışsın. Servet. 13 milyon euro Çakne. Diğer arkadaş da 24 milyon euro toplam 3 yıllık. Kaç yapar? 40 milyon euro yapar. Kaçla yapar? Ya 400 pardon, milyon lira yapar. Bir de Çakne'ye para veriyorsun. 13 milyon bonservis. Şimdi Asıl abi bak Paşa'ya. 40 milyon euro ne yapar? 400 milyon lira Bunun yapar değil mi? Bonuslarla falan 45 milyon euro. Peki Galatasaray'ın şimdiki transfer harcaması. Değil evet, mi bak transfer evet. 500 milyon euro. Evet. Ya sen iki tane oyuncu 400 milyon TL ya. Kim yaptı bu borcu? Kim bu oyuncuları aldı? Hala Galatasaray'ın hocasını kaldırmışlar Gökler'e. Kim Türk futbolunun 14 tane yabancıyı çaktı? Orada tabii Fatih Terim istemediğini söylüyor. Alma. İşte orada da taraftar alma. Baskısı var. Yani hangi taraftar baskısı böyle... var abi? Sen Galatasaray'da seni başkan görüyorlar. 20 senedir Galatasaray takımında çalışıyor. Hayır daha önceki transferlerinde ne yaptın? Galatasaray'ın daha önceki transferlerinde borçlanmalarına kim sebep oldu? Transferlere daha öncelere gitmeyelim de. Şimdi taraftar da istiyor abi. Niye gitmiyorsun? Hangi taraftar istiyor? İstiyor abi. O, hayır bir tek Falcon ayağa vardı. Ayağa kalktı abi. Falcon'un gelişini bilmiyor musun o sen? O zaman da Galatasaray kıyamet koptu o havalandı. Alırken de sakat diye şey edildi. Sakat bak, alınmasın diye. Ya bu, o kadar yazı yazıldı. Taraftarın baskısı büyüktü ve taraftar aldırdı bence onu. Ve taraftar şimdi hiç ağzını açamaz bu konuda. Çünkü hakikaten abi, gelmeseydi büyük tamam, olay. Abdurrahim Albayrak'a da duman ettiler sosyal medyada. Nerede bir fotoğraf çektirdi diye Fatih Hoca hepsini yönetimi duman etti Galatasaray tarafta. Evet. Şimdi ağzını açamaz Falcao konusunda. Çünkü onlar aldı, aldırdı. Çünkü abi, almasa var abi, ya büyük olay olacak. Taraftan şimdi, ağzını açmasın diye yani 400 milyonluk transferi mi yapacaksın abi? Yani ne yapacaksın? Ersun Yanalı Fenerbahçe'ye onu da taraftar getirdi. Abi yani, şeyde, şey şeyde büyük para harcadı. Ünal Aysal Galatasaray başkan olduğunda Drogba'yı, Schneider'i abi şampiyon yaptı. Şampiyon kulüplerde de birkaç tane tur atlandı. Evet. Yani millet herkes bundan çok mutlu abi. Taraftar çok mutlu. Çilekler tamam geldi. Mı? Evet, çilekler geldi dedi. Uçaklar kalktı, indi. Ayancığım o başka bir şey. Abi. O başka bir şey. Geçmişten gelen transferler hep genelde hep yanlış oldu. Tamam. Galatasaray takımı. Evet. Ha. Galatasaray'da değil abi. Şimdi mesela oyuncular belliydi. Konya zaten. Maçı var. Gene Falcao yok işte. Konya'ya gitmiyor, götürülmedi. Abi şimdi 4 hafta 6 hafta diyorlar. Ne oldu belli. Faik Bey ben sizi biraz bilgilendirebilir miyim? Buyurun. Erol Bulut Hoca da dedi ki bazı arkadaşlarımız maçlarda sakatlanıyorlar. Antrenmanda sakatlananlar var. Hafif sakatlananlar var. Hafif sakatlananlardan oyuna girenlerinden yeterli randımanı aldık dedi. Yani sakatlık daha önce de konuştuğum şimdi Falcao mesela dizinden sakat. Şöyle bir şey var. Burada bir tane hoca var abi aramızda. Çok güzel yani hocamızın da. Şimdi beni onaylayacaksın. Şimdi Falcao antrenmana çıkıyor. Hoca da sensin. Antrenmana çıkıyor. Antrenmanda doktorun, fizyoterapistlerin, masörün, malzemecin yani buna sana soruyorsun hocaya. Diyorsun ki oynar mı? Oynar hocam. Takımla beraber antrenman yapıyor mu? Yapıyor. Depar atıyor mu? Atıyor. Zıplıyor mu? Zıplıyor. Dayanıklılığı hepsi yerinde. Oynayacak seviyede olmasa sen onu kadroya alır oynatır mısın abi? Geçen hafta bir dakika abi. Sen bir anlıyorum. Cevap ver bana. Ben de sana bir şey lütfen sorayım. Lütfen bir böyle konuşalım. Peki, sen unutma tamam, lafını. Tamam. Sen onu sen gözünle görüyorsun. Antrenman aynı antrenman. Benle evet. Beraber koşuyor. Evet. Ben sakat falan evet. Değilim. Takımın en çabuk oyuncusuyum. Evet. Benim yanımda koşuyor. Evet. Bayağı benle başa baş koşuyor. Evet. Penaltı atıyor, frikik atıyor, şut atıyor, kafaya çıkıyor. Her şeyi de ya yapıyor. Oynatmasına biz bir şey demedik ki. Geçen hafta 3 dakika koyunca Faik abi dedi ki burada niye dedi 3 dakika koyulur bir dakika. Oyuncu. Tamam. Önümüzdeki hafta hazırlamak için. Evet. Tamam. Şimdi oynadı. Dizinden diyelim ki sakatlığı. Evet. Dizi geçmişti diye oynar evet. Verdiler evet. Ve oyuna, evet. Oyuna girdi. Tamam. Geçen hafta 3 dakika girdi. Bu sefer ikinci devre girdi. Tamam. Tamam mı? Adamın dizi sakattı. Dizi iyi diye oyun oynasa şimdi adalesi attı. Dizinden sakattı, iyileşti, adalesi attı. Bu başka bir şey. Yani sakattı, ya bu zaten sakat alınmıştı deyince ben de senin gibi peki gülüyorum. Bir şey söyleyeyim. Bende söyle Falcao abi. Var. Kadroyu almışım, kulübede var. Hamle oyuncusu. Ben Falcao ile o zaman maça başlarım. Hem rakibin aklını karıştırırım. Falcao, Falcao'dur. İşte, yani Oğulcan'la başlamam.
Bak burada sana bir şey söyleyemem. Kazandı, bozmadı. Hayır, olabilir. Yani Falcao ile başladı. Tamam belki abi. De o zaman o pozisyon itibariyle başka bir oyun olacak. Süpersin, tamam. Deplasmanı bu olabilir. Kazandı, bak bozmadı. Bu olabilir. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela yemeğe oturuyorsun. İşte meyve geliyor sonunda. İçinde ama tabağın içinde bak şey var. Falan bırak. Hayır bak şimdi diyorsun, millet en iyisini en sona bırakır. Diyorsun. Şimdi sakat diye kadroda diyorsun Falcao ile başlamıyorsun. Tamam abi başla. Yani sen tamam, demin ne dedin? Güzel bir eleştiri. Sosa ile başlarım dedin. Ben de diyorum ki ben de Falcao ile başlarım. Hocam tamam bak ne güzel güzel bir eleştiri. Bu tercihtir. Abi Galatasaray'da öyle bazı şeyleri gizliyorlar ki kimse de bunları yazamıyor. Tamam mı? Bu Çagne'nin problemi ne? Fenerbahçe'de şimdi, olsaydı bunlar hep ayyuka çıkmıştı. Fenerbahçe evet. İki dakikada mesela, Allah kula giderlerdi. Galatasaray'da şu anda altyazıda da görüyorsunuz. Bu benim yaptığım özel bir istihbarat ya da dostlarım sayesinde aldığım bir haberdir. Onu şimdi sizlere açayım. Biliyorsunuz Galatasaraylı futbolcu bir çocukları için bir yılbaşı kutlaması yapıyor. Ve orada havai fişek patlamasından ciddi şekilde yaralandı. Acil şifalar diliyoruz kendisine. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Bir an önce futbol sağlığına kavuşur. Ama burada bir ihmal var mı? Şimdi bazı şeyler anlatacağım. Yorumu da size bırakacağım. İstanbul'un tabii önemli göz hastanelerinden birinin sahibi bunu bana. Bir gazeteci arkadaş başka bir televizyonda. Bir ona bir de bana bugün bunu mesaj olarak attı. Onun bir özetini sizlere takdim edeyim. Yorumu da sizlere bırakayım. Bu İstanbul'un, Türkiye'nin önemli bir göz hastanesi. Tam teşekküllü 29 branşlı bir göz hastanesinin sahibi. Sayın Eray Kapıcıoğlu, yönetim kurulu başkanı bana bugün bir mesaj attı. Galatasaraylı futbolcu Omar'ın yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlaması sonucu gözünden yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Aynı gece Galatasaraylı yönetici Sayın Abdurrahim Albayrak beni cep telefonumdan aradı. Futbolcunun geçirdiği kazayı anladı. Kendisi ne yapacağım bana ne yapacağımı sordu. Bizim hastanenin bir branş hastanesi olduğunu, Ataköy'de bir bölüm olduğunu ve bu bölümün her branşta hizmet veren bir hastane olduğunu, Etiler'de de bir hastanemiz olduğunu, Kadıköy yakasında da bir hastanemiz olduğunu ve bu branşta 29 ayrı branş ve altyapısı olan bir teknolojiyle donatıldığını söyledi. Olay Hadımköy'de oluyor Sayın Kapıcıoğlu'na Albayrak öyle söylüyor. O da diyor ki şu anda sokağa çıkma yasağı var. 10 dakikada Ataköy'e futbolcuyu götürün. Ben de talimat veriyorum. 24 saat orada doktorlarımız var diyor. Havai fişek patlamasında en azından 4 branşta doktorun ameliyata girmesi gerekir diyor Sayın Kapıcıoğlu. Nedir? Bunlar ön segment, retina cerrahisi, kornea ve okuloplastidir. Bu müdahale ancak bu 4 uzman eşliğinde yapılır diyor. Bakın 4 tane uzman hekim lazım diyor bu ameliyata ve müdahale için. Buradaki üzüntüm diyor, 150 ülkeden yılda 80 bin yabancının bizim hastanemize gelip tedavi olduğu bir yerde ve Galatasaray yöneticilerinin de bunu çok iyi bildiği halde neden böyle bir hata yaptıklarını anlamış değilim diyor. Çünkü böyle bir talihsiz kazadan sonra futbol hayatına zarar görmemesi üzüntü verir diyor. Çünkü burada önemli olan şudur diyor. Olayın olduğu saat, hastaneye intikal ettiği saat, dışarıdan gelecek olan doktorun beklenildiği saat. Bunlar çok önemli. Bazen 10 dakika, 20 dakika müdahaleyle göz kurtarılabiliyor. Burada zaman çok önemliydi, bunu anlamak lazım. Müdahale olması gerekirdi ve ne zaman? İşte bunları anlatıyor Sayın Kapıcıoğlu bana bugünkü mesajında. Ama Galatasaray onu tabii ki sponsoru olduğu hastaneye götürüyor. Orada yaptığım diğer araştırmaya göre göz doktoru o anda yok. Göz doktoru çağrılıyor ve bir sürü Hadımköy'den oraya gelene kadar, Etiler'e kadar bir sürü zaman kaybediliyor. Ben konuyu, bana Sayın Kapıcıoğlu'nun mesajını ben de sizlere aktardım. Yorum sizlere ait. Yeniden Omar'a acil şifalar diliyorum. Bir ihmal inşallah söz konusu değildir. Yanlış bir iş yapılmamıştır. Evet, konu bu. Sen bu konuda bir şey evet, söyleyecek misin? Evet, ben bu konuda benim de arkadaşlarım var. Öğrendim onlardan. 40 güne kadar sahalara dönebilirmiş. Retina uzmanı benim tanıdığım arkadaş. Olaya da telefonla müdahil olmuş. Orada da zaten
retina diye. Ama işte telefonla müdahale olmuştu. Hayır yok, hastanede... o telefonla yani bu hemen ameliyat almışlar. Bu... Yıkamışlar önce. Yani kötü değilmiş, kurtarmışlar. İnşallah. Evet. İnşallah ama yani bir direkt bir göz hastanesine gidilmesi daha uygun değil mi hocam? Abi şimdi durumda? Şöyle bir şey var. Sağlıkta altın kural zamandır. Tabii o da onu söylüyor. En zaten, erken en erken zaman, en erken müdahale altın kuraldır. Tabii. İkincisi bu kalp krizlerinde de böyle bazen bir şey kaçıyor insanın gırtlağına. Hepsi hocam gerekli müdahale en yapılmış sağlık, ya. İkincisi en yakın sağlık kuruluşudur. Hemen en yakına götüreceksin. Çünkü zaman kaybetmeyeceksin. Ama burada buna ihtiyaç var mıydı? Niye götürdüler? Daha iyisi mi araştırdılar mı? Sayın Albayrak arıyor yani. Onu, yani gözcü olduğu için, göz hastanesi sahibi olduğu için onu arıyor. Ondan sonra gitmemesi enteresan. Çünkü direkt de sponsor olduğu hastaneye gitmiyorlar. Başka bir hastaneye gidiyorlar. O hastanede müdahale olmuyor. Oradan ikinci bir hastaneye. Kendi Galatasaray'ın isim vermiyorum tabii. Reklam konusu olduğu için. Rütük bizi affetmez. Onun için Galatasaray'ın sponsorluğu yaptığı hastaneye gidiyor. Orada büyük bir zaman Haramidere'den Halbuki Atak'ı 10 dakika mesafe ediyor. Göz doktorunu da çok methediyorlar. Şimdi Umar'a müdahaleden göz doktorunu da çok methediyorlar. İnşallah acil şifalar diliyoruz. Gereğini yapmış. Bunu da bana gelen bir bilgiyi ben size aktaralım. Ve şimdi Trabzonspor, Sayın Abdullah Avcı önemli bir galibiyet aldı Trabzon İstanbul'da. Çünkü ligin iyi takımlarından biri Karagümrük gerçekten. Ve Karagümrük galibiyeti Trabzonspor'a da bir nefes aldırdı ligin gidişatı için. En azından zirveye biraz ben de yaklaşabilirim dedi. Şimdi Sayın Avcı'yı bir dinleyelim, üzerine konuşalım. 2020'de dediğim gibi galibiyetle başlamak bizim için son derece önemliydi. İlk yarısı oyunun tatmin etmeyen ama iki net girdiğimiz pozisyon vardı. İkinci yarı itibariyle var olan bir şeyler istedik. Daha fazla pozisyona girdik, daha fazla topa sahip olduk. Hücum organizasyonlarını biraz daha fazla kullanabildik. Öne geçtik. Genelinde bütününde çok fazla pozisyon vermedik. Belki bir ortadan gol yedik. Ve sonrasında tekrar oyuna dönüş yaptık. Abdülkari Parmak bizim altyapımızdan yetişmiş. Ömür altyapımızdan Uğurcan. Trabzonspor verimli topraklar. Trabzon seyircisi halkı içinden çıkanı bazen eleştirir ama o kadar da daha çok sever. Şu an itibariyle bir şey yok. Bizim için değerli bir oyuncu. Onun için şu an bir takım şeyler çıkıyor, konuşuluyor ama bunlardan bilgimiz yok. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Her maçı parçadan bütüne giderek kazanmak için oynayacağız. Sonrasında nereye gideceğini hep beraber bakacağız. Beraber hareket eden, sahanın içinde de beraber savunma ve hücum yapmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz. Dışarıdaki oyuncu grubunun grup enerjisi iyi. Bence bugün itibariyle baktığında toplamda galiba yanlış hatırlamıyorsam 17 puan aldık 8 haftada. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Karagümrük takımına da. Eski takımım olduğu için, eski futbolcusu olduğum için onlara da uzun sene sonra ligde olmaları, bir tarihleri olmaları, bir ruhları olmaları açısından da başarılar diliyorum. Evet hocam, bu galibiyetle Trabzon şampiyonluk yarışına ortak oldu diyebilir miyiz? İddialı mı olur bu laf? Ya şimdi tabii enteresan. Yani siz kazandıkça yukarıdakilerin kaybetmesi size avantaj oluyor. Yani Trabzonspor çok gerilerden geldi biliyorsun. Evet. Aşağı yukarı Trabzonspor'un 3. galibiyeti, bir mağlubiyet, 3 galibiyet, 2 beraberlik mi oldu Abdullah Hoca ile? 4 galibiyet mi oldu? Totalde 6-5-5. 23 puanı var. Eksi 2 averajı var. Şimdi yukarıdaki takımlar puan kaybediyor. Bir bakıyorsunuz Galatasaray yeniliyor, berabere kalıyor. Fener içeride yeniliyor. Alanya yeniliyor. Trabzonspor böyle giderse, devam ederse tabii ki avantajlı hale gelebilir. Şu anda 8 ama puan fark gözüküyor Beşiktaş'ta. Karagümrük takımı fazla. Evet. Karagümrük takımı çok samimi olarak söylüyorum 2-3 tane oyuncu aldı. Eğer o 3-4 tane oyuncusu olsaydı Trabzonspor kolay yenemezdi Karagümrük takımı. Evet, sakatlananlar şu da ligde, vardı. Şu ligde inan çok samimi söylüyorum Faik abi. Karagümrük takımı çok avantajlı bir hale gelir. Bak bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Mesela Fenerbahçe maçına son dakikada penaltı kaçırdı. Abi bu Galatasaray'ı, bu Fenerbahçe'yi, bu Trabzon'u, bu Beşiktaş'ı gördükten sonra Karagümrük takımı onlardan daha kreatif Antep oynuyor. Antep de güzel. Antep de iyi. Alanya son bu hafta dakika, çok iyiydi. Antep'e son dakika verilen penaltı. Evet. Yani öyle çok ağır bir karar. 30 puan yani yapıyordu yani az buz. Hocam ya bir şey tabii söyleyeceğim. Ama Karagümrük takımı burada var ya. Affedersiniz. Yani bu kadro yeni çıktı. Niye ağır diyorsun? Hatay'da öyle gidiyor. Hatay'da iyi gidiyor Ömer hocam.
Tebrik ediyorum. İyi niye gidiyor. Ağır diyorsun abi? Hangisine? Şeye, penaltıya. Erzurum maçındaki penaltıya. Niye ağır diyorsun? Söyle bakalım niye ağır diyorsun? Ya kardeşim bak ben sana bir şey diyorum. Ben yine sözümdeyim. Tamam. Bu penaltı ağır bir kural. Penaltıyı kaldıracaksın. Bak, hocam sana oralara girmeyelim ya. Bu el ne ya, kadar açılacak, ne kadar hocam, vuracak, oraya nereye girmeyelim vuracak. De. Ya işte söyledi. Antep'in hocası diyor ki ya artık diyor, şortlarımıza cep dikelim diyor. Ellerimiz cebimize dolaşalım diyor. Ya yani futbolun hocam, doğasına aykırı tamam bir şey ya. Da, şimdi bak. Yani kalkmayacaksın, etmeyeceksin, müdahale etmeyeceksin. Ya penaltı kalkmayacağı ya. İçin şimdi onu konuşmayalım da sen neden bu penaltı değil diyorsun bir söyle. Sen niye penaltı diyorsun? Ben neden olmadığını niye? Söyleyeyim mi? Ya söyle. Bunu Bünyamin Hoca da anlattı. Evet. Pozisyondan önce faul var. Serbest atış. Uzaktan yakından alakası yok. VAR devreye girip bunu iptal edecek dedi. Onu bilmiyorum da. Evet, esas orada başlıyor. Şimdi, VAR offside'ı geliyor. Offside'ı veriyor. Gol oluyor. Diyor ki gol ama diyor. Daha önce pozisyonda diyor offside var. Burada da foul alakasız bir şekilde. Hocam, hiçbir tamam, şekilde foul olmayan bir pozisyonda. Şimdi ben onu tamam, demiyorum. Niye penaltı? Niye penaltı biliyor musun? İtiyor abi. Tamam mı? İtmenin şiddeti olmaz abi. Ya bu kadar itmeyle yıkılır mı dedin mi sen bana? İtmeyeceksin abi o zaman. Bak. Bak abi bak diye bir şey yok. İtmeyeceksin abi. Bak, bugün, ceza sahasının üstünde adamı itmeyeceksin. Bugün, zaten o adam kafayı vuramazdı. Ya o, el yapıştırıyor Ayhan etmeyin. Hocam. El yapıştırıyor bazen. Bugünkü Fenerbahçe maçında orta sahada yapılan faulü devam ettiriyor. Ama o faul ceza sahası içerisinde olsaydı hem sarı kart hem penaltı verecek. Ama oradaki favori devam ettiriyor. Niye? Kıymetsiz yer. Hocam. Diğer taraf kıymetli olduğu için oradakini hemen alıyoruz. Hemen getiriyoruz ekrana, yapıştırıyoruz, hemen penaltı diyoruz. Şimdi, ya burada varsa tamam, favori burada da var. Var. Şimdi bak ama farklı bir şey söylüyoruz. Ben ceza sahasının içinde adam itiyor. Ben de bu itmeyi hiç kendi kendime düşünüyorum. Yani eğer o kadar itmeyle yıkılmayacak diyorsan itme abi o zaman. Ya hayır. Bak, niye hayır, bunu itme hayır, ihtiyacı hissediyorsun? Hakemler çok kötü yönetiyorlar. Yönetiyorlar. Bak inanılmaz kötü yönetiyorlar. Hocam kötü yönetiyorlar. Galatasaray maçında Emre'nin pozisyonu kırmızı değil. Ama Marcao'nun pozisyonu kırmızı. 8 defa kırmızı. 8 defa. Baksana niye atamıyorsun? Abi öbürünü de işte niye atamıyorsun? Aynı fikirde. Niye onu atıyorsun? Gidiyorsun bir de VAR'da bakıyorsun. Tamam. Bak şurada şimdi anlaşıyoruz. Bak. Hakemler kötü yönetiyor. Kötü yönetiyor abi. Ama kasıtlı yönetmiyorlar abi. Kasıtlı yönetmiyorlar. Kötü yönetiyor abi. Bir şey diyeyim mi? Söyledin bak kötü yönetiyor. Çoğunun da kafasında kasıtlık var. Yok abi. Var abi. Vallahi yok. Yok hayır bana anlatma. Ya hakemler kötü abi ya. Yapacağım. Ben bunu konuşuyorsam yarın hocam bak bunlar sana zararlı olur. Yap. Bir çoğunun kafasında var. Yapma Ayhan ya. Abi, öyle maç yönetilmez sen görüyorsun. Gidiyorsun. O zaman futbolu da bilmiyorsun. Birçoğu futbolu bilmiyor. Bilmiyor. Yani ne zaman oynatacaksın? Ne zaman faul tamam, vereceksin? Evet bilmiyor. Kardeşim, orada adam son hamle oyuncuya kasti tekme atmıyor. Orada oyuncuyu durdurma amaçlı bir faul yapıyor. Durdurma amaçlı. Bu görüyorsun gidiyorsun VAR'da inceliyorsun atıyorsun adamı. Diğerini VAR'a da gitmiyorsun. Ya bugünkü maçta ya biraz beklese. Biraz beklese adam birbiri yapıyor ya Kasımpaşa'ya. Böyle bir şey olur mu? Ondan sonra da çıktı gene koşuyor maç yönetiyor. Olmadı. Öyle iş olmaz. O zaman Fenerbahçe'nin golünü de iptal edeceksin faul diye. Abi orada ben sana kafadan sonra tamam, faul var. Tamam. Madem bu veriliyor kafa vuruştan mesela sonra Galatasaray maçında çok varsa tartışılıyor. Marcao'nun kırmızı kart görmesi gerekiyor. Görmesi diyor. Lazım tabii abi kırmızı kart görmesi lazım orada. Evet. Göster. Emre'nin de atılmaması. Belki de Arda'nın yere vurduğu topta bile kırmızı kart. Hocam bir şey söyleyeyim. Yere geçmiş Emre'nin pozisyonuna ne diyorsun? Sarı yok, mı? Yok abi sarı kart. Değil mi? Sarı kart. Emre orada abi kasti bir hareket yapmıyor. Emre'nin kırmızı kart ne zaman olur biliyor musun? Son adam olur. Evet. Son adam olur kırmızı kart. Bir de orta sahada yani. Bu orta sahada ve oyuncuyu durdurma amaçlı. Yani tehlikeli bir hatanın başlaması engelleme amaçlı. Yoksa ona bir kasti tekme atışı yani orada hakikaten inanılamıyor. Emre kırmızı çıkıyor. Marcao'ya çıkmıyor. Josef de Souza'ya Fenerbahçe maçında Başakşehir'e Gustavo'ya daha şiddetlisine kırmızılar çıkmadı. Abi ya, çıkmadı. Yani inanılır gibi değil. Şimdi, yani işte bu çifte standart futbol severi delirtiyor. Hocam
Ben de işte yani şöyle, ben iyi hakem olmadıklarını söylüyorum. Ya futbolu bilmemek iyi hakem değil de dürüst. Yani art niyetli olduklarını ya da bir hesap içinde olduklarını, ama futbolu bilmek çok önemli. Belki futbolu bilmiyorlar. Bilmiyor. Yani futbolda... Evet, bilmiyor. Bazıları bu ligde epeydir hakemlik yapan arkadaşların kafaları karışık abi. Abi ne onlar gibi bir karışık ya? Bir söyle mesela, ne gibi karışık? Yok abi, karışık. Adamlar iyi hakem değiller abi. Bu kadar basit ya. İyi hakem değil, o 20 senedir hakemlik yapıyor. Ya yapıyor, ama başka yok. Başka yok. Güya şimdi Serdar Tatlı geldi, evet, değiştirdi. O birinci, ikinci, üçüncü sıradaki hakemleri... Koluna gelse bir şey olmaz mı? Bir şey yapmıyor. Koluna gelse bir şey olmaz. Abi işte güya bir şey yaptı. Hepsi yukarıdan karışıyor zaten kafalar ya. Hepsi yukarıdan karışıyor kafalar ya. Bir gün işte şey diyor, Ali Koç da burada açıklıyor. Siz daha önce konuşuyordunuz işte şeyde. Zorlu'da konuşmadınız mı federasyon başkanıyla? Şimdi burada konuşuyorsun. Ya kaybeden hepsi adres aynı, kaybedenlerin. Şimdi, abi canı yanıyor adamın, şeyi söyleyecek şimdi işte. Şimdi gündemde federasyon başkanının açıklamaları var. Federasyon başkanı maçları eğer pandemi konusunu bir iyi hale gelirse, ki temennimiz o aşılarla beraber, Mart'tan itibaren seyircili oynatmayı planlıyoruz diyor. Ve Mayıs'ın 16'sında da bu ligi bitireceğiz diyor. Ertelemeler olmayacak diyor. Hükmen biliyorsunuz, hükmen yenilgiler de var. Bakalım dinleyelim federasyon başkanımız neler demiş. Ne zaman kadar pandemiyi biz bırakırsak, bir an önce ana hedefimiz sahalarımızda futbol oynanırken taraftarlarımızda tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar hiçbir zaman güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyorlar. Hakemlerimiz bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Ve inanıyorum ki ben Mart ayından sonra, eğer pandemi şartları da uygun olursa, bizim ana hedefimiz seyircili olarak liglerimize devam etmek olacaktır. Tabii bu şu anda yaşadığımız olaylar bir olağanüstü olaylar. Evet. Bin yılda bile rastlamayacağımız bir pandemi olayıyla karşı karşıyayız. Onun için hiçbir kulüp, ben o ilk maç seyircisiz oynandı, ikinci maç seyircisiz oynansın diye bir düşüncesi olamaz. Eminim ki misafir gelen takım, yani deplasmana gelen takım bile seyircili maç oynanması tarafında düşünceleri var. Çünkü futbolu ancak seyirciyle güzel oynanabiliyor. Oynanır mı hocam bu sene? Ya abi böyle böyle demeçler verilmez. Yani şimdi ya geleceğe matuf. Ya oynanacak, Mart ayında oynanacak. De Şubat'ın sonunda oynanacak. Pandemi var ama oynanmaz. Bilim kurgulu öyle dedi. Mart'ı geçersin, Nisan'ı geçersin. Yani bu iş değil yani. Ya. O, yani oynanacak bir durumu önce var mı şu an? Önce hocaları açtılar, onları bile kapattılar. Ya her taraf kapalı. Her taraf kapalı. Avrupa tekrar kapanmaya çalışıyor. Lokantalar i̇şte, kapalı. Restoranlar kapalı. Pastaneler kapalı. Her taraf kapalı. Kahveler kapalı. Yani siz okullar kapalı. Siz yani stadları açacaksınız. Ama Mart ayı. Mart ayı olursa. Mart ayı gelecek ama o geçmedi. Devam edelim. Yani çünkü sorumlu sen Futbol Federasyonu Başkanısın yani. Olmaz. Belki bir umut dolu mesaj vermek istiyor ama tabii ya, olumsuzluktan bu... yola çıkmak lazım abi. İnsanlara mesaj verirken yani olumsuzdan yola çıkmak. Seyircisiz oynanabilir ama tabii ki temennimiz bu. Tersi olursa sürpriz olur. Yani o seyirci sürprizi olursa hazırla insanlara. Ama bu olmazsa bir üç gün sonra bir daha, üç gün sonra bir daha. Bu hükmen yenilgi olayına nasıl bakıyorsun hocam? Ya bence çok olmaz çünkü 35 kişilik kadro var hocam yani. Ya niye hükmen yenilgi abi? Çünkü şirazesinden biraz kaydı. Yani 5 tane Covid'i olan A takımdaki oyuncusu, 5 tane Covid'i olan takımlar alttan getirdiler. 6-7 tane çocukları özellikle alt liglerde, onlar da Covid diye gösterdiler. Maçları ertelediler. Lig karman çorman oldu. Şimdi Avrupa Ligi'ne bir bakıyorsun, eksik maç sayısı 1. Orada dönüyor. Bizde bir takım fazla zaten fikstüre göre. Bir boşluk oradan. İki maçla pandemiden oynamadığı zaman bir takımın 13 maçı var, diğer takımın 17 maçı var. Tabii. Böyle olur mu? Ne zaman oynatacaksın bunları? Ne zaman? Onun rakibi de var.
Onu da ilgilendiriyor. Küme düşme barajı var, şampiyonluk barajı var. Bunları ne zaman yapacaksın? Nasıl yani? Zaten sakat, topal birlik yaptın 21 takımla beraber. Tabii. Yani hem şimdi birinci kimse, ligi hem mahvettin. Hocam kimse farkında değil ama ligin son haftasında öyle bir hale gelecek ki o topal lig. Görünecek belki son haftada çok acayip bir sonuçlara... Görünecek abi, bakacağız. Abi, mesela zaten son haftaya, şey şaibeli. Belki de son haftaya bay kalan, kim bilmiyorum şu anda, bay kalan takım canı çok kötü yanabilir. Yani çünkü senin elinde bir şey yok, maçın yok, bitirmişsin. Diğer maçlarda ona göre yani çok kötü bir şey yani topal lig. Tabii abi. Halbuki bir takım yani. Daha mesela Adana Demirspor'da alınıp 22 takımla olabilirdi yani bu kadar. Abi yani İngiltere'de 20, işte Almanya'da bilmem 18, öbüründe 20, bir biz çıktık 21. Bu nasıl bir iş yani, nasıl böyle 4 takım düşecek, 21 takım. Aşağıya da bir şey yaptık. Birinci ligi de çok berbat ettik. Tabii. Yani birinci ligde öyle takımlar var ki şimdi... Diyelim ki ben ona bir karşı değilim. Altınordu, Tuzla Spor, Keçiören Gücü. Lige çıktı. Çıkar mı çıkar. Ama buraya düşmüş olsaydı diyelim ki atıyorum. Statları Konya yok. Düştü, Kayseri düştü, Rize düştü. Ya burada bu takımların lige gelme şansı var mıydı? O zaman ne olacaktı? Samsun avantajlı olacaktı onlarla beraber. İşte Adana Demirspor avantajlı olacaktı. Altay avantajlı olacaktı. Giresun avantajlı olacaktı. Şimdi bakıyorsun ki bu ligde İstanbulspor gelebilir. Lige çıkabilir mi? Çıkar abi. Çıktı bir de Tuzla Spor, iki tane İstanbul takımı. Çıktı bir de oradan Altınordu veya Keçiören Ankara takımı. Taraftarı yok, bir şeysi yok. Statları yok. Statları yok. İşte Tuzla. Tesisi yok. Şu anda Tuzla şampiyonluğu oynuyor. Her hafta bir yerde oynuyor. Böyle bir şey olabilir. Yani yazık değil mi o kulüpleri yok. Refah stadında oynuyor. Onları da yazık abi. Tuzla, Tuzla deplasmana göre. Tuzla nerede? Refah stadı nerede? Aynı şey Karagümrük abi. Karagümrük oynuyor dese yurtta geliyor şimdi. Her hafta. Şeyde bu hafta oynadı. Trabzonspor'un isteğiyle oynadı. Beşiktaş'ın aslında. Geçen gün yöneticilerinden birine beraberdim. Dedim ki bu stat işiniz ne olacak? Bir şey olmaz dedi. Bizim statta oynanma şansı yok dedi. Çünkü PTT birinci yani Süper Lig'e hazır bir stat değil. 12.500 kişilik evet. Olması lazım. Böyle bir stat yok. Soyunma odaları müsait değil Vefa Stadı'nın. Keçiören zaten sentetik. Tuzla'da evet. 2 sene öncesine kadar sentetikti. Ümraniye de bir ara öyle. Ümraniye sentetikti. Şimdi döndü şeye. Yani birçok takım sentetik sahada antrenman yapıyor abi. Süper Lig takımı. Bir yani inanılır gibi değil. Her şey çorba gibi. Evet, şimdi yarın, hatta yarın değil, şu anda 5 Ocak, ara transfer başlıyor. 1 Şubat'a kadar kulüpler ara transfer başlıyor. Yani yarın sabahtan itibaren. Bismillah, koştura koştura. Şimdi sanki para var, limitler de belli. Kaç kişi alacak Galatasaray? Bilmiyorum. Almalı yani. Sen mesela kaç kişi alırsın, nerelere Galatasaray'ın eleman lazım? Mesela diyorlar ki Galatasaray'ın acilen bir santrafor alması lazım diyorlar. Katılıyor musun? Katılıyorum. Çünkü bu çak ne belli olmaz diyorlar. Falco'ya güvenilmez evet. Diyorlar. Yani bu bir durumda peki, öyle. Bu almak lazım. Fenerbahçe'de Sayın Başkan söyledi. Bir iki dokunuş yapacağız. Sergen Yalçın bir iki kişi alacağız. Trabzon. Peki nerede abi bu iyi oyuncular? Kim verecek bunları? Yok abi işte bunlar nasıl biliyor musun? Böyle... Gene bu transfer yapmış olmak için mi transfer yapacaklar ya? Abi gene gidilecek Avrupa'dan. İşte Türkiye'ye kimler gelmek ister? Devre arası kimleri getirirsin abi? Sorunlu oyuncular getirirsin. Yani takımında banko oynayan sorunsuz ya, oyuncu gelir mi? Çok para vereceksin ve sorunlu oyuncu alacaksın. Gene aynı sıkıntıyı yaşayacaksın. Abi oynayan oyuncu gelmez ki zaten. Kadroya giremeyen oyuncu gelecek. Evet. İkinci santraforlar, üçüncü santraforlar gelecek. Yani sen bunlardan iyidir, iş yapar diye düşüneceksin. Nereye adam alıyorsan. Yani İngiltere Ligi'nde kadroya giremeyen o takımın yedek oyuncularından birisini alacaksın. Gidip de şey... Şimdi Galatasaray takımı diyor ki... Paris Saint-Germain'den oyuncu alacak hali yok ki. Benim iki tane... Mbappé'yi mi alacak? İki tane ikinci ve üçüncü kalecim var. Muslera gelirse cepte. Tabii. Bir. En azından iki tane iyi stoperim var diyor. Evet. İki tane iyi stoperim var. Bekleri değil Galatasaray takımını. Bu Omar inşallah döner. İnşallah döner ama çocuk. Ama 40 gün diyorsun. 40 sağlık. Gün neresinden bakarsan 2 ay yani. Şimdi yani Galatasaray takımı diyor ki maç kaybediyor. Galatasaray takımı diyor ki ben bir tane orta saha, bir tane de santrofor alırsam bir orta saha bir de veya bir kenar bir santrofor alırsam Galatasaray'ın ihtiyacı bir santrofor. Bence Galatasaray'ın iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Bir santrofor. Bir kenar bir santrofor. Kenar derken
Sağ. Kanat. Luyendama'yı biz satacaklar seri, falan çabuk diye seri, bir şeyler çabuk duydum. Seri oyuncu. Şimdi Galatasaray takım bunları aldığı zaman Galatasaray yine takım. Evet. İddialı halde devam eder. Yani şu anda Fenerbahçe'ye göre, şu anda Beşiktaş'a göre Galatasaray takım. Çünkü Beşiktaş'a daha çok oyuncu ihtiyaç var. Peki Beşiktaş'a kimler lazım? Galatasaray iki oyuncu, bir kanat, bir santrafor diyorsun. Defansa oyuncu yok, kaleci. Beşiktaş'a... Beşiktaş belki yani... En fazla bir ya da iki diyor Sergen Yalçın. Ya o da aynı şeyi söylüyor. Yani peki kaleci almalı mı? Beşiktaş'ın... Şimdi Sergen çok iddialı konuştu sezon başı. Gençlerle gideceğim dedi. Ben dedi ikisine güveniyorum, ikisi de. Doğru mu? Yani... Yani ben bir tane daha... Ben şampiyonla oynayayım eğer... Ama şimdi Sergen o zaman çok iddialı değildi şampiyonluk için. Tabii. Hem paraları yoktu hem iddialı değildi. Ama şimdi Beşiktaş takımı şampiyonluk için iddialı. Mutlaka geldi. Mutlaka iyi tecrübeli bir kaleci lazım. Bence kaleci alacaklar. Kaleci abi alacaklar. Kaleci, santrafor için konuştuğumuz her şey kaleci için de geçerli. Tabii. Hatta orta saha için de geçerli. Tabii. Kimi alacak abi? Mesela tecrübeli kaleci kimi alacak? Ya bir takımın oynayan kalecisini almayacak ki. Tabii. Bir takımda oynamayan bir kaleci ya bu... Fena yurt kaleci dışından değil. Olacak genelde. Yurt yani. Dışından Türkiye, olacak. Yani Türkiye'de. Bu, yani şimdi Türkiye'de mesela deriz. Senin zayıf anını yakaladı mı o gelecek adam menajerleri... Rusya'dan olabilir. Ukrayna'dan oralardan varsa iyi kaleci. Oralardan olabilir. Abi yok. Oradan gelecek olan kaleciler şeyin işini görmez abi. Beşiktaş'ın, peki kaleci dışında Beşiktaş'a ne lazım acil? Yani Beşiktaş bence Beşiktaş iki transfer şimdi yapacak. Yani üçüncüyü yapamaz. Yani mali tablosu ona el vermiyor. Ya Beşiktaş takımı şimdi bekleriyim. Bak ben sağ bekini beğeniyorum. Tabii. Şimdi sol beki oynatıyor ama aslında Rıdvan müthiş mesela. Daha önde oynaması lazım. O çocuğun ama işte yeni transferdir. Diğerini oynatıyor Beşiktaş takımı. Stoperleri tuttu. Vida da eğer gitmeyecekse stopere ihtiyacı yok. Beşiktaş takımı alır mı bilmiyorum. Orta saha mı? Stopere ihtiyacı yok abi. Ama abi diğer... siz çabuk oyuncu beğeniyorsunuz ya. Yani taraftarlar falan da çok çabuk oyuncu beğeniyor. Hızlı oyuncu. Şimdi mesela stoper diyorsun. Liverpool'un o Hollandalı stoperi var ya. Yani ağır oyuncu ama iyi oyuncu. Abi şimdi abi adam dünya karmasına evet giriyor. Evet, şimdi bir stoperler var. Hayır. Isırıyorlar adamları. Hayır niye biz ona yani şimdi Beşiktaş'ta mesela söylemedim ki ben şey var. Vida giderse Vida Beşiktaş'ın çünkü oyunu, öbür büyük çocuk, rakamı oynuyor. Kimdi abi? Alanya Spor'dan gelen. Wellington mu? Beşiktaş'ın. Var bir stoper daha var. İyi stoper. İyi abi işte iyi stoper dediğin Alanya'da oynadı. Şimdi geldi burada oynuyor. Yani ben o stoperleri iyi stoper demiyorum. Mesela. Ama bu kısıtlı şartlarda bundan daha iyisi can sağlıyor. O zaman işte seni mesela Antalya Spor'la beraber kalıyorsun. Seni zorluyor falan. Yani bir şeyler oluyor. Aldığın oyuncular neyse şu anda önemli şartlarda Beşiktaş'a hocam iki tane oyuncu yani en az Beşiktaş takımına orta sahaya mı Beşiktaş peki takımına 2-3 tane oyuncu lazım. Lazım. Yani şimdi bir tabii, de kadro dar. Yani Abubakar Gazel gidiyor. Tabii. Yerine oyuncu koyamıyorsun. Yakalıyorsun şeye işte. Yani kadro genişliği yok. Galatasaray'da da yok. Oğulcan santrafor oynadı. Evet. İki maç. Sence Galatasaray'a kaç kişi lazım? Ya Galatasaray'a da yani bir tane Falcao'dan ve Cagne'den iyi bir tane santrafor lazım. Nereden bulacaksın ondan işte ikisini? Onu o zaman niye alıyorsun abi? Almayacaksın, Oğulcan oynayacak. Ama Galatasaray takımı oraya 100 milyon harcar. 100 milyon harcar. İyi santraforu bulur. Çünkü Galatasaray'ın geleneğinde iyi santrafor, iyi kaleci ve iki tane stoper vardır. Galatasaray'ın geleneğinde. Bunları bulur Galatasaray takımı. Galatasaray takımı bana göre belki de santraforunu buldu. Parasını... Tabii canım, Fatih Hoca'da yılların kurdu abi. Ama şimdi, Galatasaray takımı iyi bir santrofora ihtiyacı abi, olduğunu biliyor, alacak. Şimdi demin siz demediniz mi? Alırsa şampiyon olur zaten. Birisi 13 milyon, birisi 24 evet milyon. Yani bunların üstünde birisi olması ya gerekmez bakarsın, mi? Ya şöyle hayır, bir şey. Hayır şöyle bir şey, bunlara vermişsin. Şimdi bunlardan faydalanamayız. Hayır, bunu böyle düşünmeyin. Belki bir formüle edip, belki mesela Amerika'ya lafları var. Belki şeyi yollayacak. Falcao'yu yollayacak. Kim alır abi Amerika'dan? Amerika'ya belki. Bu parayı kim verir de alır Amerika'dan? Ama Galatasaray onları alırken 5-6 tane transfer yaparken bunları da aldı. Şimdi Galatasaray takımı diğer alanlarını peki doldurdu. Hocam, bir santrofora bu parayı hocam, verir. Trabzon'a kaç futbolcu lazım? Trabzon'a çok lazım. Çok lazım? Tabii Trabzon'a çok lazım. Eyvah. Tabii Trabzonspor'a stoper lazım. Trabzonspor'a sol bek lazım. Trabzonspor'a ön libero lazım.
Trabzonspor'a santrofor lazım. Ama para lazım. Para lazım ama Trabzon'un limiti ne kadar? Limiti de var yani. O limiti Trabzon'un da 300 milyona yakın. 200. Yok 200. 200. Evet. Efendim hafta arasında Beşiktaş'ın YouTube kanalında Sergen Yalçın açıklamaları vardı. Hoşumuza gitti. Bu taç meselesini gündeme getirdi. Bir onu dinleyelim bakalım neler demiş. Sivas maçı iyi bir maç oldu bence. Kapattığımız maç. Güzel bir maç oldu. Sabırlı oynadık. Eksiklerimiz vardı. Oynayan oyuncularımız iyi oynadı. Ama tabii oyunun tamamını bir tane taca bağlamak çok yanlış yani. Penaltı yok. Kırmızı kart yok. Bir şey yok. Bir tane taç. Geçen hafta Larin'in attığı gol konuşulmadı. Bizim atılan oyuncularımız oldu. 10 kişi kaldık. Kaç tane kırmızı kart gördük. Vardan penaltılar yedik. Hiç onlarda böyle bir sansasyon olmadı. Bu kadar konuşmadınız. Bir tane taç. Ve taç olup olmadığı da belli değil. Bize olanları daha böyle konuşan hiç kimse görmedim ben yani. O top orta yaptı. Raşit kesti, gol oldu top. Ya gol olmasa konuşacak mıydınız? Kaç olmuş, yok çıkmış, çıkmamış. Ya çıksa ne olur, çıkmasa ne olur ya? Pozisyonun devamı gol olduğu için bu kadar konuşuluyor işte. Öteki pozisyonları konuşun. Aleyhimize verilenleri konuşun bence biraz. Onlar da böyle dik çıkıp konuşun. Aynı dikliği bekliyoruz orada da. Bizim aleyhimize yapılanlarda bekliyoruz aynı dikliği. Burada değil. Bir tane taç bu kadar konuşulmaz. Penaltı kazanmadık. Kırmızı kart kazanmadık. Yok efendim taç olmuş da, öyle olmuş da, böyle olmuş da. Onları geçeceksiniz. Aleyhimize neler verildi, neler oldu? Hiç böyle bir konuşma, tepki görmedim ben. Ha, bütün gece taştı taş, taştı taş. Orada, burada. Ne taçmış ya? Taş düşsün başım. Ya alem çocuk ya bu Sergen. Çok severim de onu. Gerçekten iyice kızmış yani. Şimdi programın son bölümü biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla sıkışık bir fikstür var. Ocak ayında her gün maç var neredeyse. İşte bugün maç vardı. Yarın tekrar öbür haftanın oynayacağı haftanın maçları başlıyor. Yarın saat 16'da Gaziantep Ankara Gücü, Alper Ulusoy, Yeni Malatya Sivas, Sarper Barışkaya, Konya Galatasaray, Arda Kardeşler. Çarşamba Denizli Kayseri, Ali Şansalan, Gençler Birliği Hatay, Yasin Kol, Başakşehir Erzurum, Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzon Göztepe, Cüneyt Çakır, Antalya Karagümrük, Hüseyin Göçek, Beşiktaş Rize, Ümit Öztürk ve Perşembe günü de haftanın, bu haftanın yani hafta arasının en önemli maçı Fenerbahçe Alanya, Halil Umut Meler. Evet, yarın ne olur Konya'da Galatasaray ne yapar? Yarın Konya'da Galatasaray kazanır. Kazanır. Kimle kazanacak? Kim varsa işte. Santraforu yok, Arda yok. Defansta Marco'a yok. Neye güveniyorsun? Sen Taylan oynayacak. Taylan'a güveniyorum. Çakne yalnız kadroda. Çakne'yi oynatabilir. Kadrodaysa oynar tabii. Kadro oynayacak. Falco'a yok. Deplasmanda tam oynar. Ne olur Konya Galatasaray. Deplasmanda iyi oynar Çakne. Konya Galatasaray. Konya kazanır. Konya kazanır. Evet. Ben Konya yenilmez diyorum en azından. Yeni Malatya Sivas. Gaziantep Ankara Gücü. Gaziantep Ankara Gücü maçı için ne düşünüyorsunuz? Zor maç. Zor maç. Antep geçen hafta iyi bir sahada oynamadı. Ama Ankara Gücü iyi oynadı. Ankara Gücü iyi oynadı. İyi top oynadı. Moralli de. Moralli. Yani 1-0. Çarşamba günü en önemli maçı hocam. Tabii bugün konuşamadık. Başakşehir Erzurum maçı var. Evet, sıfıra yakın maç. Yani Başakşehir bu maçı kazanamazsa tabii ciddi sıkıntılar yaşamaya başlar. Onlar bir ara nasıl olsa oynanmadan biz her maçı kazanırız havasında başladılar lige de öyle gidiyorlar. Yani bize nasıl bir şey olmaz. Kaç oyuncuya da teklif gelince abi yani Viska gibi, İrfan Can gibi oyunculara teklif geldi. Şikirtia sakatlandı şimdi tabii. Aşil tendonu koptu. Epriano orada biraz yalnız kaldı. O varken de zaten çok puan kaybettiler ya. Trabzon evet. Göztepe'li oynuyor çarşamba günü. Trabzon yener artık Göztepe'yi. Yener diyorsun. Yener. Peki Beşiktaş Rize? Zor maç. Değil ama mi? Rize'yi şimdi Gençlerbirliği maçında yani iyi başladı, iyi oynuyordu. Fakat ondan sonra düşüş oldu. Ben Rize'nin stoperlerini yalnız çok dengeli bulmuyorum. Ön libero'yu da çok dengeli bulmuyorum. Önde iyiler. Orta sahada önde iyi Rize Spor takımı. Fakat savunmada sağ bekenin dışında diğer oyuncular... Hocam çok Trabzon çok demişken dün de bazı televizyon programlarında bazı yorumlar dinledim. Sen de katılıyor musun? Uğurcan'da bir düşüş var diyorlar kalecide. Var tabii yani sonuçlardaki sonuç. Havalandı mı yani? Ya Uğurcan tabii Uğurcan'a şimdi 20 milyonluk teklif geldi bildiğimiz. Verilmedi.
Şimdi Yusuf Yazıcı Fransa'da gitti, lider takımın oyuncusu ve oradaki oyuncular işte çok özgüvenleri yükseldi. İşte futbolu daha rahat oynuyorlar ve dünya medyası onlarla ilgileniyor. Uğurcan bunun dışında kaldı. Abdülkadir Ömür konservatif bir yapıya sahiptir. Gitse de öyle bir yaşam olmayacak. Ama Uğurcan daha entelektüel bir çocuk. Yusuf gibi olmayı o da arzu ederdi, isterdi. Evet, o ikinize de son olarak şunu sorayım kapatmadan evvel. Perşembe günü önemli bir maç. Kadıköy'de Fenerbahçe Alanyaspor. Ne diyorsun hocam? Bu Fenerbahçe'yi Alanyaspor yener. Bu Fenerbahçe. Evet. Ama belki diğer oyuncular değişirse Caner... bilmiyorum ama bu Fenerbahçe'yi yener Alanyaspor. Sen ne diyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Alanyaspor yener diyorsun. Hayır. Hocam Alanya yener. Alanya mı yener? Alanya. Evet. Aa, memnun oldum tanıştığımızı. Ben sen hoşuna gitti Galatasaraylı olarak bu. Yok, ben Fenerbahçe ya kazanır ya. Ben Alanyaspor'u böyle bir büyük takım havasında göremiyorum ya. Dengesiz bir takım. Bilhassa ben deplasmanlarda. Mesela Beşiktaş 4 deplas. Ben mesela Fenerbahçe adına şöyle diyorum. Kazanır belki. Daha rahat. Neden? Alanya son 4 deplasmanda 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'de içeride mağlubiyet aldı. Fener'de içeride kazanamıyor. Beşiktaş, ters bir Rize maç yani. Maçı da mesela Beşiktaş için kolay bir maç olur diye düşünüyorum. Beşiktaş Rize'yim sen yani. Kibarlık yapıyorsun. Diyorsun ki işte Rize Spor'un işte şöyle böyle ama yok abi ya. Direnemezler ya böyle. Yani savunması iyi değil diyorum. Evet. Yani çok yani zor. Orada Beşiktaş'ın Gezal oynayacak bir de Abu Bakar dönecek. Abu Bakar gene yetişmiyor galiba. Onlar olmasa da fark etmez. Yani Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu oynadıkları bu tür maçları puan kaybetmeleri. Şimdi Alanya Spor maçı, Antalya Spor maçı hiç aklınıza gelir miydi Galatasaray'ın? Ya bir şekilde bir tane gol atarsa diye düşünüyorsun. Tabii. Atamıyor. Tabii. Burak atamıyor, gol pozisyonuna giremiyor. Tabii orada Emre atılmasa gene maç çok farklı bir hale gelecek. Fark eder. Normal şey şartlarda. Galatasaray Emre Akbaba'yı gözden çıkardı mı? Ya şu anda sanmam ya. Hiç herhangi bir futbolcusunu gözden çıkarabilecek bir durumda değil. Niye o çocuk öyle oldu? Enteresan yani. Ben çok beğenirdim onu. Münih maç takımda iyi oyunlar bir oynadı. Bir sakattı galiba işte biraz çok. İki defa da sakatlandı yani. Şanssız da biri. Evet, hafta arası maçlar var. Hafta sonu maçlar var. Yoğun trafik. Haftaya yine dop dolu bir gündemle karşınızda olacağız. Ayhan Akbün'e teşekkür ediyoruz. Geri hocama teşekkür ediyoruz. Evet. Salı, çarşamba, perşembe keyifli maçlar izleyeceğiz. Evet. Gibime geliyor. Bu arada bakalım neler olacak. Hakemler neler yapacak. Hepsini konuşuruz. Efendim hayırlı akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.